Yaz dostum, Almanya Günleri kanalımızdan tüm arkadaşlarıma selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere üstün ahlak sahibi insanları tanıtacağım. Bu insanların inançları galiba bunları üstün ahlak sahibi yapıyor. Bunu insanları bir tanıyalım dedim. Dün gelen bir bildirim nedeniyle böyle bir video yapmaya karar verdim. Benim şöyle sayfayı açayım. Sayfamda daha önceki videolarımın bir tanesinde şöyle bir video var. Video ismi Kadir Mısıroğlu öldü. Atatürk'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin demişti. Bakalım. İsimli bir video. Videonun başlığı bu. Video tamamen bu zat-ı şahanenin ölmüş olan bu zat-ı şahanenin kendi beyanlarından derlenmiş, kendi sözlerinden Atatürk'e, Cumhuriyet'e karşı adeta nefretini, kinini kustuğu cümlelerinden derlenmiş bir video. Videoda bir yorumum yok, videoda bir şeyim yok. Videonun sonunda da bu şahsın ölümünün internet siteleri, haber sitelerindeki çıktıları var şöyle. Son dakika. Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü falanca yerde öldü. Atatürk düşmanı. Videonun sonunda da senin ve Cumhuriyetinin bir düşmanı daha öldü atam diye bir fotoğraf var. Atatürk'ün olduğu bir fotoğraf. Video bundan ibaret. Yani zaten kendisi Atatürk düşmanı olduğunu kabul ettiği için bunu Atatürk düşmanı demek bir hakaret değildir herhalde. O yüzden hiçbir hakaret içermiyor kendisine karşı. Ha, hakaret eder miyim? Dibine kadar ederim istesem. Ama olanı söylüyorum size şu an. Bu videoda hiçbir hakaret yok bu şahsa karşı. Başlığı dahil. Açıklaması şu şekilde. Açıklaması da dahil. Açıklamasında da hiçbir hakaret yok. Kendi ettiği lafların dışında hiçbir laf yok. Bu videoya bir tane arkadaş 7 ay önce yazmış. Yani çok önemsediğim şeyler değil ama bir video yapmak istedim. Bunlar benim bir nevi çerezim yani bu tür insancıklar. Mezem yani. Eğleniyorum boş zamanlarında bu insanlarla. Köpekler gibi kudurun yazmış. Çok üstün ahlak, terbiye, inanç sahibi bir arkadaşımız cümlesine köpekler gibi kudurun diye başlamış. Böyle bir videoya özellikle videoyu önce biraz açıklama ihtiyacı hissettim. Hani bir hakaret mi var, bir cevap hakkımı doğmuş gibisinden. Muazzez olan Kadir Mısıroğlu'nun davası olacak. Yürü be koçum, kim tutar seni? Ben bu arkadaşa kimliğini taşıdığın, bak, köpekler gibi hitap ediyor bu arkadaş. Kendi tabii inancına, ahlakına, değer yargılarına yakışır şekilde kendini ifade ediyor. Kimliğini taşıdığın, yaşadığın ülke laik Türkiye Cumhuriyeti. Sistem ile bir sorunun varsa sanırım şu an sen ve senden kaç tane varsa alayınız kuduruyorsunuz canlarım benim. Diye bir şey yazmışım. Bu arada Muazzez neyi lan yazmışım burada Muazzez yazmış ya. İşte yani eğleniyorum bu arkadaşlarla. Bunlar benim verdiğim cevapları anlamazlar. Kapasiteleri yetmez ama. Hani yine bir küfür hakaret bir şey etmiyorum bu arkadaşlara. Ha, onların gözünde biz kafiriz. Kötü insanız ya. Şimdi ben kafir kötü insanla iyi ahlak sahibi, iyi inanç sahibi, iyi dine inanan insanların farkına göstermeye çalışıyorum. 23 saat önce bu asıl arkadaş, işte videomu yapmaya karar verdiğim arkadaş diyeyim. İsmi de garip bir isim var. Herhalde kendi inancına göre bir manası olmalı. Yani bu kadar inançlı, şeriat düşkün bir insan kendine isim seçerken de güzel bir isim seçmiştir. Ben anlamadım ne olduğunu bu ismin. Ulan iç soyu. Bak bu da çok üstün ahlak ve terbiyeyle başlamış şeye. Hani aldığı inancına göre, şeriat dediğine göre. Şimdi ben kendi yazdıklarına göre yorumluyorum bu arkadaşları. Şeriat falan dediğine göre, bu kadar övdüğüne göre bu arkadaş herhalde şeriat İslam inancında bir olan bir şey. Dolayısıyla Müslüman olduklarını varsayıyorum kendi sözlerinden dolayı. Bu Müslüman arkadaşımız çok üstün hani ahlak sahibi, barış, sevgi, hoşgörü dini. Bir de şu arada şunu da söyleyeyim. Hani Ramazan ayındayız ya tırnak içinde. Hani sözde 11 ayın sultanı ya. Hani oruç ayı işte ne bileyim ne derler, ne diyorlar.
Terbiye ayı, nefsin, ruhun terbiyesi ayı, 11 ayın sultanı gibi değerleri de tırnak içinde hatırlatayım. Şimdi böyle bir aydayız bir de bu arkadaşların inancına göre. Ulan iç soyu diye cümleye başlıyor bu arkadaşlar. Şimdi laik olsa ne olur? 1000 sene şeriat olmuş. 1000 sene yine şeriat gelecektir. O zaman ne diyeceksiniz acaba? Kazma kürekle çıkıp yıkacağız. Kazma bir de kazma kürekle ha yani öyle yani teknolojik yöntemler kullanmayacaklarmış arkadaşlar. Böyle dozerdi ne bileyim makinaydı falan. Kazma kürekle yani hant madde yapacaklar bu arkadaşlar. O da ilginç. O zaman karşımıza dikilebilecek yürekli de olmayacağından eminim. Çünkü bu 15 Temmuz'da ülkeden kaçmaya benzemez. Bak bir de cin gibi maşallah insandan akıllı bu arkadaşlar ya. İnsandan akıllılar. Akıl taneleri maşallah. 15 Temmuz'u da araya sıkıştırmış ki. Şimdi normalde bunun şeriat falan diyor yani bu şeriat bu bir düşünce ifade özgürlüğü değil. Bu yani eyleme geçmeyi kazma kürekle belirterek eyleme geçeceğini lanse etmiş, burada açıklamış. Benim bildiğim kadarıyla en son bildiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli laik, demokratik cumhuriyetti. Herhalde o değişmedi. Öyle biliyorum yine. Ve bu cumhuriyetin anayasasında, kanunlarında rejim değiştirmeye teşebbüs etmek, bunu planlamak suç diye biliyorum ben. Şimdi bu arkadaş da bunu biliyor. Adı gibi biliyor. Adı her neyse. Bilmediğinden değil, ortamın gazına gelip böyle şeyler söylüyorlar. Tıpkı şu an savundukları o fesli insan gibi. Ama diyor ki şimdi lan yine de gaza geliyoruz ama şimdi bir tane medyatik olur, medya düşer, savcı, hakim karşısına çıkarız. O arada da kendimi azıcık da bir yere yaslamak için 15 Temmuz'u kullanayım demiş. Zaten tipik jargon. Hemen 15 Temmuz'u bir arkama alayım demiş. Onu da bir lafın arasına karıştırayım demiş bu akıl danesi arkadaş. Televizyonlardan izlemek yetineceksiniz. Kemalistler. Sizi Kemalist diyoruz. İtiraz eden yok. Demek ki tapıyorsunuz demektir. İslam düşmanı köpekler sizi ulan Allah onun adına savaşanları tek bırakır mı lan ibine yazmış bana. Yani bu arkadaş Allah adına savaşıyor demek ki bunu yine kendi sözlerinden ifade ediyorum. Benim hiçbir ithamım yok. Kendi sözlerini yorumluyorum. Allah adına savaşıyormuş bu arkadaş. Bizler de İslam düşmanıymışız. Şimdi bu Allah adına savaşan arkadaş çıkıp kazma kürekle rejimi mi yıkacak artık? Neyi yıkacaksa bir şeyleri yıkacakmış. Ve bu arkadaş iyi ahlak, iyi edep, hoşgörü, sevgi dinine mensup bir arkadaş. Biz de kafiriz onların gözünde. Ben ona bu üslup uğruna savaştığını iddia ettiğin inancındaki yaratıcının üslubu mu? Yani sizlere o eşsiz inancınızda ve ahlak anlayışınızda öğretilen üslup mu? Yoksa tamamen kişisel seviyesizliğinin, zavallılığının ve ezikliğinin bir tezahürü mü? Aslan parçası yazdım. Yani anlasa burada birçok şey söylüyorum ama yine usulünce kendi edebime, ahlakıma yakışır şekilde söylüyorum. Biz gerçi kafiriz ya, yani bizim ahlakımız bu şekilde. Küfür, hakaret, açıktan bir şey söylemiyoruz. Bu laftan bir şey anlamayacağını zaten eminim ama emindim zaten de. Zaten bir şey anlamamış, bir cevap da verememiş. Kendi kendine yine kafir falan diye jargonlar ya bunlar. Kafirler, zındıklar bunların şeyidir. Bir yerde mi öğretiliyor bunlar, ne yapıyor? Hiçbir cevap verememiş. Cidden seni eziklemek için söylemiyorum ama yukarıdaki soruma böyle azot salınımı şeklinde bir cevap vereceğini yani veremeyeceğini biliyordum yazdım. İşte tipik bu arkadaşın bir tane daha mesaj var bu altlarda bir yerde. Bulur muyum acaba? Bu da bir değişik bir arkadaş. Aviator Man. Man bir arkadaş bu. Allah rahmet eylesin. Sağlam bir mücahitti. Mücahitti. Sağlam bir mücahitti. Savaşacaktı, yıkacaktı. Kazma kürekli ama işte ömrü vefa etmedi. Kazma kürekle yıkamadı. Artık herhalde bunların torunları olarak görüyorlar bu arkadaşlar kendilerini. Onlara mı kaldı mirası? Ne yaptı? Onları yıkmaya çalışacakmış. Küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecektir. Bu küfür dediği rejim yani. Bu Cumhuriyet rejiminden bahsediyor bu arkadaşlar. Bu kadar da rahatlar yani. Hani Cumhuriyet rejimine sövebiliyorlar Cumhuriyet rejiminde yaşarken. O rejimin, o devletin kimliğini taşırken o sevmedikleri rejime böyle küfür edebiliyorlar o rejimin kurucusuna. O da bir ayrı bir zaten sohbet konusu ama
Ben de yazdım, yavaş yıkın da bir tarafınız incinmesin, yeğenim. Ya bunlara başka ciddiye alıp hani ara sıra da ciddi cevaplar veriyorum tabii ama genelde yaklaşım tarzım ama bu, bak gördüğünüz gibi hiç küfür hakaret yok, gayet relax bir şekilde. Bu Z Smile mi neyse işte, okuyamıyorum da, demin ki ya, şey yazan arkadaş, ulan it soyu falan yazan arkadaş yine yazmış. Nasıl ki Mekke fethedildiğinde putlar yıkıldıysa şeriat geldiğinde yine yıkılacaktır. Şeriatı getireceklermiş bu arkadaş. Hala geliyor herhalde. Bir yerden getiriyorlar ama nereden getiriyorlar anlamadım onu da. Mısıroğlu'na Allah rahmet eylesin. Sağ iken karşısına kimse çıkamadı. Vay be, büyük adammış. Kimse karşısına çıkamamış. Ne demişler? Aslan gidince meydan çakallara kalırmış. Şimdi bir salak çıkar der. Mustafa Kemal de karşısına biri çıkmadı. Der cevabımı hemen veririm falan filan. Yine azot salınımı yapmış. Genelde azot salınımı yapıyor bu arkadaşlar. Oksijen içeride ne yapıyorlarsa, yani bir değişik bir kullanım şekilleri var. Bünyeleri bu şekilde kullanıyor oksijeni. Yine şey yazdım, hani küfür falan benim bir şeyim değil. Çok mu sinirlendin sen oğlan çocuğu? Bak sen şimdi Müslümansın ya, yanılıyorsam söyle. Şimdi bu durumda oruç da tutuyorsundur. Mübarek günler ya hani bu inançta. Ha işte onu diyeceğim. Sinir stresi iyi bir şey değildir. Biraz relax ol canım benim. Bir de hani şu sizde Ramazan, mübarek, sevgi, hoşgörü, güzel ahlak vesaire vesaire durumları var ya. Ha işte bu konulara çok güzel bir örnek oldun. Bu nedenle seni silip atmam. Bir tık yakınımda olmasına rağmen o kafandaki pisliklerin görülebilmesi amacıyla bunu yapmıyorum. İnancınızdaki güzel ahlak anlayışını bizlere anlatmaya devam et güzelim. Cevabım da bu. Bu yazdığı küfür içeren, hakaret içeren sözlere karşı tek bir küfür hakaret etmiyorum. Aslında anlarsa çok şey söylüyorum da bunlar anlamazlar bunu. Ben yine de bunlar benim mezem olduğu için bu şekilde takılıyorum bunlarla. İşte bu arkadaşlar, güzel ahlak, güzel iman, barış, sevgi, hoşgörü, huşu içerisinde diye inançlarını lanse edip özelinde böyle bir videoya bu şekilde saldıran, bu şekilde hakaretler eden, küfürler eden bir değişik cinse sahip bir kitle. Bu belgesel gibi bunları anlatmak istedim, bu tipleri. Bu tiplerden çok var. Bunlar bitmez de. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaklar. Bunlar bitmezler. Ama bunlara bir sözüm var. Kusura bakmayın ama ağlasanız da, zırlasanız da, affedersiniz bir taraflarınızı da yırtsanız, yaşadığınız ülke, kimliğini taşıdığınız, cebinizde her çıkardığınızda baktığınız kimlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği. Bu acı size 100 yıl daha yeter. Siz boş yere kıvranmayın. Güzel güzel hayallerinize devam edin. Rüyalarınıza devam edin. Ben ara sıra bakıyorum gökten farklı bir şey yağıyor mu diye ama genelde yağmur, kar ve dolu yağıyor. Başka bir şey yağdığını görmedim. Sizler için bir şey yağdığını daha henüz şahit olmadım. Siz yine de size yakışan şekilde yaşamaya, kininizi kusmaya, kendinizi belli etmeye devam edin. Kanalımızdaki tüm arkadaşlarıma şimdilik güzel, güneşli günler diliyorum. Hoşça kalın.